Efendim merhaba. Yeşil Karaman köyünün yaklaşık 1 kilometre doğusunda bulunan Yeşil Karaman Kurşunlu yolu kenarındaki Osmanlı su sarnıcını inceliyoruz. Hani derler ya, ocağına incir ağacı mı diktin? Hakikaten bakın, incir ağacı bu su sarnıcının ocağına dikilmiş sanki. Tam kapısına denk gelmiş. Orada çıkmış kendisi ve kapısını kapatmak üzere. Efendim bu su sarnıçları Osmanlı zamanında göç yolları üzerinde su olmayan yerlerde yapılır. Yolcuların kendileri ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilirmiş. Güzel bir hayrat. Buradan merdivenle aşağı iniliyor. Su ihtiyacı gideriliyordu. Bakın, kapısı kemerli. Taştan yapılmış bir su sarnıcı. Maalesef incir ağacı kapatmak üzere. Tam da kapısında çıkmış gördüğünüz gibi. Bakıma muhtaç bir yapı. En az 1-2 asırlık bir yapı bu. Gördüğünüz gibi dimdik ayakta. Taştan yapılınca daha çok dayanıyor. Yuvarlak planlı. Bazen dikdörtgen planlı olanları oluyor. Ve giriş kapıları hemen hemen hepsinin kuzey tarafında. Bunun da kuzeyinde gördüğünüz gibi. Şöyle etrafını dolaşalım. Buralar tarihi birer ecdat yadigarı eserler. Koruyup bakmalıyız. Yeşil Karaman köyü halkımızdan rica ediyoruz. Lütfen bu yapılara zarar vermeyelim, koruyalım. Hiç olmazsa ecdadımızın emeğine saygı gösterelim. Bir gün gelir belki lazım olur. Bakın bu kuraklık günlerinde bu su sarnıçları daha önemli hale geliyor. Bu su sarnıçlarına yağmur sularıyla su dolduruluyordu. Ona göre yağmur sularından birikiyor ve yıl boyu yolcuların ihtiyacı karşılanıyormuş zamanında. Değilse bir kaynak suyu yok bunun normalde. Evet, bu güzel tarihi eserden hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bu korona günlerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Ve bu kuraklık günlerinde yine lütfen sularımızı israf etmeyelim.